Merhaba sevgili Geek Teori takipçileri. En büyük teorinin vakti geldi. Sizlere kitaplardaki vaat edilmiş prensin, son kahramanın, Azor Ahai'nin, ak gezenleri durduracak ve uzun geceyi bitirecek olan kişinin kim olduğunu açıklayacağım. Eğer gelecek kitaplarda kesinlikle gerçekleşecek olan bu teoriyi duyup zevkinizin kaçmasını istemiyorsanız bu videoyu şimdi kapatın. Hala izliyor musunuz? O zaman benden günah gitti. Buz ve Ateş'in şarkısı serisinde ak gezenleri durduracak olan yegane kişi Tolu tanesinden efkarlı eddir. Şaka değil bu. Gerçekten. Az sonra söyleyeceklerimi duyduğunuzda efkarlı edin Roller'un şampiyonu olduğuna dair en ufak şüpheniz kalmayacak. O zaman daha fazla beklemeden teoriye geçelim. Her zaman bir ayı vardır dedi efkarlı ed. Aynı efkarlı tavrıyla. Ben küçükken abim bir tane öldürmüştü. Sonra ayının dişlerini deri bir kayışa geçirip boynuna astı. İyi dişleri vardı. Benim dişlerimden iyi. Dişlerim bana hep sorun çıkardı. Gördüğünüz gibi efkarlı Ed'in dişleriyle her zaman sorunu varmış. Eline fırsat geçerse ileride dişlerini yenileyebilir. Keşke serimizde vücut parçalarımızın özellikle yüzümüzdeki organların yerine geçebilecek bir şey olsaydı diye düşünürken aklımıza Morse Amber geliyor. Kargayemi lakaplı Morse Amber'ın bir gözü yok zamanında bir karga onu ölü sanmış ve gözünü çıkarmış. Morse Amber'da o günden sonra göz çukuruna ejderha camı koymuş ve hayatına devam etmiş. Bunu da söyledikten sonra gördüğünüz gibi Ed'in sevmediği dişlerin yerine neyi koyacağını artık biliyorsunuz. Ejderha camı dişler. Peki Ed o dişlerle ne yapacak? Bunu bulmak biraz zor oldu ama sizlere Kralların Çarpışması kitabında George'un mükemmel ima yaptığı bir pasajı okuyacağım. Lord kumandan atını efkarlı Ed'e teslim etmişti. John atından inerken efkarlı Ed hayvanın nallarındaki çamuru temizliyordu. Lord Mormont salonda dedi John'u gördüğünde. Geldiğinde yanına gitmeni istedi. Kurdunu dışarıda bıraksan iyi edersin. Cruster'ın çocuklarından birini yiyebilecek kadar aç görünüyor. Doğrusunu istersen ben de Cruster'ın çocuklarından birini yiyecek kadar açım. Sıcak servis edilsin yeter. Sen içeri gir ben atınla ilgilenirim. İşte George'un mükemmel foreshadowing'i. Bildiğiniz gibi Cruster'ın karıları ak gezenlere Cruster'ın çocukları diyor. İşte gördüğünüz gibi vaat edilmiş prens efkarlı Ed'dir. Cruster'ın çocuklarını yani ak gezenleri ejderha camı dişleriyle yiyecek. Ve isminde de yine bir ima var. Adam hayatı boyunca efkarlıydı ve istediği hiçbir şey yolunda gitmediği için böyleydi. Cruster'ın çocuklarının sıcak servis edilmesini istiyordu ama ak gezenler buz gibiler. Yine işler istediği gibi gitmeyecek. Ama uzun geceyi bitirmek için efkarlana efkarlana olsa da soğuk servis edilen ak gezenleri yiyecek. Kanıtlar yeterli gelmedi mi? O zaman size tüm şüpheleri ortadan kaldıracak olan kanıtı veriyorum. Tolet hanesinin arması ve sözleri. Buyurun bu hanenin sembolü. Açıkça görebilirsiniz ki sembolde ejderha camından sivri dişler var. Gri gri. Hanenin sözleri ise karanlık çöktüğünde. Evet Uzun gece gelip de karanlık çöktüğünde aynı hane sembolündeki gibi sivri ejderha camı dişleriyle bir kahraman ortaya çıkacak ve ak gezenleri yiyecek. Teorimizin sonuna geldik. Şu sıralar biraz işim var. Westworld 7. bölüm incelemesi ve diğer videolar biraz gecikecek. Bu video o aralığı biraz telafi eder umarım. Hepinize Valar aboneyiz yani tüm insanlar abone olmalı sözlerini hatırlatıyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.